Arkadaşlar merhabalar. 6. haftaya başlamadan önce her pazar karşınıza geçtiğim gibi yine bu pazar karşınızdayım. Bu hafta neler yapacaksınız? Neyle karşılaşacaksınız? Ondan bahsedeceğim. Yalnız ondan bahsetmeden önce biz kampımıza neyle devam ediyoruz? Kitabımızla devam ediyoruz. Bu kitabın pdf'ini verdik ve her videonun altında açıklama kısmında o konuyla alakalı linkte de bulabilirsiniz. Ama hocam ben kitap almak istiyorum diyenlere yine orada açıklama kısmında ee, nerede satıldığına dair internet siparişçileri var. Ki trend yolu olur, kitap seç olur ya da farklı, farklı yerler e, var. Oralarda satın alabilirsiniz. Aynı zamanda e, ben hocam canlı sana dokunup da almak istiyorum diye arkadaşlar olur. E, oraya da bir link bıraktım yine. E, her bir konu anlatımı videosunun altına. Oradaki linke tıklayıp işte bayiler diye bir link var arkadaşlar tıklayıp Bulunduğunuz ile göre e, kitabın adresine falan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan gidip canlı canlı dokunup alabilirsiniz kitabınızı. Bana hala şu soruluyor. Hocam geç mi kaldık kampa başlamak için diye söylenenler söyleyenler oluyor. Ya cevap yazamıyorum kusura bakmayın. Gerçekten çok yoğunum. E, öğlen 1'de başlayıp sabah 4'e 5'e kadar video çekiyorum bu aralar. E, çünkü üzerimde çok yük var ondan dolayı. Arkadaşlar tamam. Başlasanız iyi olur ama daha hala geç kalmadınız. Biz şu an bu kampa, bu kampa ne zaman başladık? Biz bu kampımıza Temmuz'un ortasında başladık. Şu an neredeyiz? Ağustos'un ortasındayız. Sen Ağustos'un ortasında başlarsan, Temmuz'da başlayan kamp bizim nerede? Ne zaman bitiyor? Ee, Şubatın ortasında bitiyor. E, Ağustos'ta başlayan da Martın ortasında bitir. Eylül'de başlayan da Nisan'ın ortasında bitir ama Eylül'den sonra biraz tehlike çanları çalıyor. Yani Ağustos yani son zamanlar işte gibi gibi gibi. Yani kafa rahat bir şekilde ders çalışmak istiyorsanız bu aralar çalışmaya başlamalısınız. Başlamayanlar için söylüyorum. Bu arada geçen seneki videoları takip edeyim mi? Ya, geçen seneki videoları takip ettiğiniz zaman sadece şeye kadar gidersiniz arkadaşlar ki yani geçen seneden kat ve kat daha kaliteli bir şekilde uyguluyoruz buradaki kampı. Bu kamp daha da tercih edilir ve geçen sene sadece çembere kadar yapılmıştı. Bakın kitabımızda bizim ee, analitik geometri ve katı, katı, cisimler geçen senekinde yoktu. Ee, bu seneki kampımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Tam net bir şekilde görülmese de analitik geometri ve katı cisimler de kampımızın içerisinde var. Kitabımızın içerisinde var. Toplamda 288 sayfalık bir kitap. İster pdf'lerini videonun her videonun altına indirip yaparsınız. isterseniz canlı canlı kitaptan da gidersiniz. Bilmiyorum kitap alanlar memnun musunuz kitaptan? Nasıl? Bir yorumlarınızı da yazın. Görelim de en azından e, kitap alacak arkadaşlara bir yol çizmiş olursunuz ya da ya hocam kitaba gerek yok. PDF üzerinden de güzel bir şekilde gidiyoruz diyenler de olabilir. E her türlü e, yoruma da açız biliyorsunuz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet dediğim gibi kampa Başlamayanlar şimdi başlasın bak okullar açılınca yoğunluklar başlıyor ders sana başlıyor o başlıyor bu başlıyor ya yani üstesinden kalkamayabilirsiniz en azından şu Ağustos ayının ortasında başlayın ki okuldan bir ay önce e, kapatmanız gereken bazı şeyleri de kapatın hocam 50'den sonra başladığımız zaman ne olacak bir hızlı programda yayınladım ama o hızlı programa herkes kaldıramayabilir ya yani genelde o hızlı programı İyiler için hazırladım ki ben videolarımı da hızlı programa göre e, yayınlıyorum ama sizler bu hafta 6. hafta ne yapacaksınız? Eşlik benzerlik. Ben ne yaptım mesela bu hafta? 9. haftanın videosunu attım hızlı programa göre. Tamam? Ama siz 6. haftayı izliyorsunuz. 6. hafta eşlik benzerlik. Evet bu hafta en önemli hafta. Arkadaşlar gelelim şurayı şöyle bir büyütelim bakalım. En önemli haftadayız. Ne? Eşlik benzerlik. Evet çok detaylı bir şekilde anlatım. 50'nin üstünde, 60'ta olabilir tam hatırlamıyorum. Hatta kitabımız canlı canlı elimizde. Bakalım kaç tane soru varmış. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar benzerlikten. En son örneğimize bakıyoruz. Evet, 54 tane örnekle anlatmışım. Evet, çok önemli. Ee, geometrin en önemli konularından biridir. Evet, çok yorulacaksınız bu hafta. Toplamda 8 tane video var. Eşlik videosu 2 tane, 6 tane de benzerlik videosu var. Ama yorulmayacak Ya yorulacaksınız da. Şurası değil de. Yani biraz e, ne derler. Büyüğe yorulacak gibi bir şey. 8 video. Dile kolay. Ne demek. Bazıları belki yarım saat. Belki de 40 dakika olacak yani. Şöyle baktığınız zaman. Evet ama... Ya kendinizi bu hafta lütfen ama lütfen çok mükemmel bir şekilde hazırlayın. Yarına kendinizi hazırlayın. Videoların hepsini bir günde bitirmek zorunda değilsiniz. Mesela eşlik videolarını bir günde bitirdiniz. Eşliği çok kafanıza takmayın bu arada. Çünkü niye? Eşlik ilk etapta oturmayabilir. Eşlik konusu benzerlikten sonra daha iyi bir şekilde oturuyor. Eşliği dinle. Oradaki sorulara sadece anlamaya çalış. Sonrasında benzerlikten sonra geri döndüğünde eşliği de daha rahat bir şekilde ya da sorularda kitaptaki sorularda eşlikle ilgili ya da soru bankalarındaki sorularda eşlikle ilgili soruları daha net bir şekilde daha rahat bir şekilde yaparsın. Eşlik sonra benzerlik benzerlik bittikten sonra eşlik de biraz oturuyor arkadaşlar. Şimdi benzerlik cidden önemli. Çünkü geometride temel yapılar dediğimiz e, iki tane konu var aslında. Bir dik üçgen iki benzerlik. Yani sen tam ileriki konularda bile sıkıştığın zaman iki şeye bakacaksın. Bir uzunluk sorulduğunda özel durumlar verilmediğinde. Yani açı ortay kenar ortay gibi özel durumlar verilmediğinde. Bir uzunluk isteniyorsa dik üçgenden bulursun ya da iki benzerlikten bulursun. Çemberde bile bununla karşılaşacağız. Çemberde uzunluğu zaten iki konuyla anlatıyoruz. Bir dik üçgen yardımıyla iki benzerlik yardımıyla anlatıyoruz. Her yerde katı cisimde bile analitikte bile karşınıza çıkacak bir konu arkadaşlar. O yüzden Lütfen ama lütfen kendinizi çok iyi bir şekilde verin videolara ve ona göre iyi bir şekilde dinlemeye çalışın arkadaşlar. Baktınız kafanız çok yoruldu bir tane video izledikten sonra o gün belki bir video ile geçirebilirsiniz. Önemli değil ee, ama e, kaç günde bitirmeniz tavsiye edilir? 8 yani en geç 3 günde de bitirin arkadaşlar. Bitirmeye çalışın. Yani tamam ya bir videodan sonra kafanız aşırı derecede şey oldu çünkü bazı videolarda acayip böyle bir şey yüklemesi yapıyoruz böyle. Yani hani kalıp 1, kalıp 2 derken böyle göreceksiniz. E, tarzını da göreceksiniz orada. E, güzel yüklemeler de yapıyoruz. Kafanız ağrıyabilir. ama sonrakinde belki 3-4 video, sonraki gün 3-4 bir videoyu birden de, de izleyebilirsiniz. En geç ne zamana kadar arkadaşlar? E, 8 video olduğu için en geç pazartesi, salı, çarşambaya kadar bütün videolar bitsin. Geri kalanda da kitabınızdaki soruları çözersiniz arkadaşlar. E, kitapta çözerken artık ne almışsınızdır? Ya metin almışsınızdır. Ya 3-4-5 almışsınızdır. Ya da 3D almışsınızdır. Ya da eskiden elinizde kitap vardır. Kampa başlamadan önce. Ben bunları çözmeden önce. O kitaptaki, kitabınızdaki soruları mutlaka mutlaka çözün. Çok ciddi bir şekilde kendinizi verin. Gerekirse, bakın bu sözümü normalde söylemem. Gerekirse diğer derslerden, bak bu haftalık sadece bu haftalık. Diğer derslerden bir şey yapın. Bir muaf tutun kendinizi. E, yani bu hafta mesela atıyorum kimya çalışacaktınız e, zaman kalmadı önemli değil arkadaşlar bence bu hafta en önemli yerlerden biri olduğu için yani diğer derslerden bir eksilme olabilir ama burada bir eksilme kesinlikle ama kesinlikle olmasın hem konu anlatımı bitsin hem de e, bir kitapta en az bir kitapta sorularınız bitsin arkadaşlar zaten e, şey yaparsınız. Ne derler? İki kitap çözenler iki kitabı da bitirebilir. Sıkıntı yok. Tek kitap çözenler de tek kitabı da çok rahat bitirebilir. Tekrar tekrar söylüyorum. En önemli haftalardan birindeyiz. Hadi bakalım. Bu arada Kenan Kara ile AYT Geometri kampınız nasıl gidiyor? Yorumlara da yazın arkadaşlar. Ee, diğer arkadaşlarınıza da e, bir şey olur en azından. Bir başlamayan arkadaşlarınıza da e, bir yol göstermiş de olursunuz. O yüzden e, çünkü ya arkadaşlar anlamayabilirsiniz. Ya bu doğal bir şey. Ben hiçbir zaman kötü bir yorumu silmedim bu zamana kadar. Hiçbir şekilde silmedim. Silmem de zaten. Ee, ya o yorumlarınızla biz bu noktaya geldik zaten. Orada aklınızdan ne geçiyorsa yazın yorumlara. En azından diğer arkadaşlarınız da aa iyiymiş ya da kötüymüş gibi şey yapsın. Kötü yorumla da açığım. Çünkü ben bu zamana kadar sizin yaptığınız yorumlarla bu noktaya gelebildim. Ya öğrenciler işte e, şunu şöyle yapsanız hocam daha iyi olur dedi. Onu yaptım. Hocam ses problemim var dediler. Gittim mikrofonu değiştirdim. Gibi 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 sizi en ufak bir şekilde rahatsız edecek problemlerle... E, ...hep sizi dinleyerek bir şekilde bir yol aldık arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Sadece şunu yapamıyorum. O da özel ders konsepti olduğu için arkadaşlar. Yani hocam videolarınız uzun diyenleriniz vardı. Bu sene daha diyen olmadı ama... E, ...herhalde çarplandınız ondan demediniz... Belki ilk defa izleyecek olanlar diyebilir. Ya hocam ya 40 dakikada video mu olur ya? Demeyin. Senin yanına bir öğretmen özel ders alsan. Senin yanına bir öğretmen gelse otursa en az 1.5 saat yanında oturuyorsun. E sen de özel ders alıyorsun burada. Videonun karşısında geçtiğin zaman sen de burada 40 dakika oturacaksın kardeşim. Abi o 40 dakika olmuyor. Bazılarımız şey yapıyor. 2x alıyor 20 dakikada bitiriyor ama neyse. Ya da bazen durduruyorsunuz kendiniz çözüyorsunuz. Daha fazla zaman da alabiliyor. Yani bir saat boyunca videonun karşısında kalıyorsunuz ama özel ders alarak kalıyorsunuz. Bunun bilincinde olun. Tek yapamadığım şey videoların süresini kısmak. O da ders kanalı olduğu için. Ben bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani ben size özel ders veriyorum. Evet gençler. Dediğim gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü o yorumlar bizi geliştirecek. O yorumlar dahilinde diğer arkadaşlarınızı da yönlendireceksiniz. Kampa başlamayanlar da lütfen Kitabımız bu kitap kampada başlasın. En kısa zamanda başlasın. Çünkü Eylül ayından sonra hatta bu aydan sonra sıkıntılar başlar arkadaşlar. Evet gençler bu haftayı dediğim gibi çok ama çok önem verin. Birkaç ders böyle geride kalmış kalabilir. Önemli değil. Sonrasında önümüzdeki hafta sonraki hafta toparlarsınız onu. Yalnız bu hafta geometriye ayrı bir ilgi bekliyorum. Haberiniz olsun. Evet gençler benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.